Kabul etmeliyiz. Dong Wu da gerçekten çok önemli insanlar yetişti. Sun Chien'in ardından oğlu Sun Chuan geldi. Zhou Yu'nun yerini Lu Su doldurdu. Lü Mang'ın bıraktığı yerden de şimdi Lu Shun devam ediyor. Lu Shun onca yenilgiye uğradığı halde eleştirilere kulaklarını tıkayıp zekice bir plan yaptı. Ve planını adım adım uygulayıp sonunda Efendimiz'i çok zor bir duruma düşürmeyi başardı. Zekası ve yetenekleriyle Zhou Yu'yu hiç aratmıyor doğrusu. Bence de. Eğer bizi yenerse, Wu'ya en az 20 yıl barış getirmiş olur. Ama Wu da Shu da güç kaybedecek. Peki sizce bu Wei Shu ve Wu arasındaki dengeyi ne yönde değiştirecek? Tabii ki Wei lehine. En güçlüleri o. Wu ve Shu aralarındaki husumeti unutup Wei'ye karşı ittifak yapmak zorunda. Varlıklarını sürdürebilmek için, yok olup gitmemek için Wei'ye karşı birlikte savaşmalılar. Hiç fena değil Masum. Bu kadar isabetli bir değerlendirme yapabilmeniz, en az Lu Shun kadar ileri görüşlü olduğunuzu gösteriyor. İltifat ediyorsunuz efendim. Gelin. Bu savaş düzenini biliyor musunuz? Sizin yıllar önce bulduğunuz 8 aşamalı düzen bu. Düşmanı kuşatıp 8 aşamada çemberi daraltmayı hedef alır. Bu düzeni bilmeyenler içinde hapsolup kalır. Jia Nehri'nin karşısında derin çukurlarla dolu bir vadi var. Bu savaş düzenini kurmaya son derece uygun. Sizden bu gece 2000 askerle oraya gidip bu savaş düzenine göre çukurların üstünü örterek ya da kaya parçalarını yığarak tuzaklar kurmanızı istiyorum. Gerçi bu Lu Shun'un ordusunu yenmeme yetmez. Ama en azından onu biraz korkutup bana zaman kazandırır. Emredersiniz. Bir dakika. Bunu da vadide uygun bir yere bırakın. Wu askerleri bulup açmalı. Tabii ama ne olduğunu sorabilir miyim? Lu Shun'u selamlamak için bir şey. Efendim. Efendim, Shi Chuan'dan General Zhao Yun geldi. Ha, içeri alın. Emredersiniz. Sayın Başnazır, beni çağırdığınızı duyunca hemen yola çıktım. Vakit geldi mi? Jin Zhuo'ya saldırmamı mı istiyorsunuz? Zhao Yun, birkaç gün içinde majestelerinin yenildiği haberini alacağız. Ve ne yazık ki 700 bin askerimizden çok azı hayatta kalabilecek. Neler diyorsunuz? Ama nasıl olur? Günlerdir zafer haberleri geliyor. Hatta Efendimiz yeni başkenti seçmenizi istedi. Ama bunu istediği zaman şartlar şimdikinden çok farklıydı. Efendimiz aylarca hiç geri çekilmeden savaştı. Ama yaz gelince sıcaklardan koruyabilmek için kamplarını ormana taşıdı. Ve bence büyük bir hata yaptı. Lu Shun'un eline büyük bir koz verdi. Yangın çıkararak bütün askerlerimizi o ormanla birlikte kül edebilirler. Haklısınız. Kızıl Kayalar Savaşı'nda doğudan esen rüzgardan faydalanıp Sao Suan'ın ordusuna büyük zarar vermiştik. O savaş daha dün gibi aklımda. Eşi görülmemiş bir savaştı. Efendimiz bunu nasıl unutabilir? Bazen en güçlüler en büyük hataları yapar. İmparator olduğundan beri Efendimiz kendini yenilmez sanıyor. Neyse, bunları konuşmayalım artık. Zhou Yun. Geçmişte Efendimiz'i defalarca zor durumlardan kurtardın. Bir kez daha senin yardımına ihtiyacı var. Ne yapmam gerektiğini söyleyin yeter. Şu anda kaç askerin var? 10.000 piyade, 10.000 de süvarim var. Piyadeler işe yaramaz. Bütün süvarilerini topla. Bu gece Xiao Ting'e ulaşmaya çalış. Lu Shun'un ordusunu durdur.
Sonra da efendimize hemen Baydi şehrine götüreceksin. Emredersiniz. Alevli oklar hazırlanınca hemen düşman kampına saldırıya geçeceğiz. Düşman bu sürpriz baskınla paniğe kapılıp dağılacak. O zaman da sizler benimle birlikte kampa gireceksiniz. Liu Bei'yi sağ istiyorum. Emredersiniz. Kampa gireceğiz. Herkesi öldüreceğiz. Liu Bei'yi sağ ele geçireceğiz. Bu sefer yenmek zorundayız. Ve mutlaka yeneceğiz. 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 Yeneceğiz! Başlayalım. Emredersiniz! Okları hazırlayın. Fırlatın! Şu yangını çabuk olun hadi! Hemen ana çadıra gidip Liu Bei'yi yakalayalım. Hadi!
Efendim? Efendim? Saldırıya uğradık. Alevli oklar fırlatıyorlar. Yangın çıktı. Alevler her yeri sardı. Askerlerimiz panik içinde. Alevli ok? Evet. Kampımız ormanın içinde olduğundan ağaç dalları ve kuru yapraklar tutuştu. Yangın hızla yayılıyor. Yalnız burası değil. Bütün kamplarımız yanıyor efendim. Onlarla savaşacağım. Efendim. 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 Hemen gitmeliyiz buradan. Beni takip edin. Liu Bey'i sağ yakalayacağız. Liu Bey'i sağ yakalayacağız. Liu Bey'i sağ yakalayacağız. Efendim. Efendim. Ne olur atınıza binin efendim. Efendim. Efendim, buradan uzaklaşmalısınız. Hemen atınıza binin, ne olur. Lütfen efendim, burada kalamazsınız. Hadi gelin. Gelin efendim. Sizi ormandan çıkaralım efendim. Hadi. Onların eline geçmememiz lazım. Ne diye bağırıyorlar? Bu askerleri ne diye bağırıyorlar? Bu askerleri ne diye bağırıyorlar dedim, cevap ver! İmparator Hazretlerini sağ olarak ele geçireceklerini söylüyorlar. Efendim. Ne olur efendim. Ben bir alırım gidelim buradan. Ölmek zorundayım. Lütfen gelin bizimle. Herkese emrimi iletin. Bu ordusuyla ölümüne savaşacağız. Luşunu geberteceğiz. Efendim ne olur gidelim artık. Evet efendim, burada kalamazsınız. Bırakın beni. Hücum. Efendim durun. Efendim. Efendimizi koruyun. Efendimizi koruyun. Efendim. Gebersin hepsini. Öldürün. Hepsini öldürün bu alçakların. Luşunu öldürün. Sun Chuan'ı öldürün. Bütün bu askerlerini öldürün. Lütfen durun. Başnazırları aklınca kendi bulduğu bir savaş düzeniyle bizi pusuya düşürecekti. Ne var bunda? Ha, sizinle baş edebilir mi hiç? Ben zeki biri olabilirim. Ama Cu Geliyang gerçek bir dahi. Komutanım! Oo. Komutanım, taşların altında bir kutu buldum ve alıp buraya getirdim. Peki, aç bakalım. Bir orak böceği ile bir de mantis böceği var. İkisi de ölü. Böcekler birbirini öldürürken serçe onları seyreder. Bu ne anlama geliyor efendim? Cu Geliyang bizi uyarıyor. Cao Pi'nin gözü üstünüzde, eğer saldırıya geçerse ne orak böceği kalır ne de mantis böceği. İkisi de ölür diyor. Gidelim. Ha! Ha! Komutanım, majesteleri geldi, sizi bekliyor. Tamam. Başkomutan Liu Bei'nin peşindeyken Cao Pi asker sevkiyatına başlamış. Cao Ren başkomutan olarak 100.000 askeriyle Ruşu'dan ayrılmış. Cao Shiyu emrinde 50.000 askerle Dongku'dan yola çıkmış. Cao Zhen komutasında Nanjun'dan ayrılan 50.000 askerle birlikte toplam 200.000 asker Jingxiang'a doğru yaklaşıyormuş. Eminim majesteleri bu konuyu uzun uzun düşünmüştür. Ne yapmayı düşündüğünüzü öğrenebilir miyim efendim? Bu kadar çok asker gönderdiğine göre niyeti bizi gafil avlamak. Ama hazırlıklı olduğumuzu bilirse harekete geçmeden önce düşünür. Lü Fan'ı 30.000 askerle Cao Shiyu'yla,
Juhuan'ı da 30 bin askerle Cao Zhen'le savaşmaya yolladım. En önemli kamplarını ele geçirdiler. Juhuan'ın Wei'in öncü komutanı Chang Diao için kurduğu pusu da çok işe yaradı. Çok güzel. Juhuan da Lu Fan da çok genç ve çok yürekli generaller. Peki söyler misiniz? Cao Ren'in karşısına kimi yollayacaksınız? Böyle bir sorumluluğu sizden başka kime verebilir ki? Majesteleri Jingxiang'daki bütün şehirlere sizin savaş flamalarınızın asılmasını emretti. Tabii bu da Cao Ren'i fazlasıyla endişelendirdi. Onunla savaşmak üzere geri döndüğünüzü düşündü. Ayrıca diğer iki bey ordusunun peş peşe yenildiğini öğrendi. Ve birkaç gün sonra hiç savaşmadan geri çekilmeye karar verdi. Çok zekice bir plan efendim. Size olan hayranlığım daha da arttı. Luşun, Jugejin, hadi başarımıza içelim. Bunu fazlasıyla hak ettik. Yiling Savaşı'nı kazanmak bizim için çok önemliydi. Ve Liu Bei'yi yenmeyi başardık. Artık Wei, Shu ve Wu arasındaki denge tamamen değişti. Şimdi sıra bundan sonraki stratejimizi belirlemeye geldi. Liu Bei'nin ordusu Yiling'de büyük kayba uğradı. 700 bin askerin büyük kısmı hayatını yitirdi efendim. Yani Shu'nun askeri gücü iyice azaldı. Gerçi kazandık ama biz de çok asker kaybettik. Bütün kaybımız bu da değil. Bu savaş sırasında birkaç yıllık erzakımızı da kullandık. Ama Cao Pi düşmanımızın yeniden toparlanmasını ve yeniden savaşmamızı bekleyecek. Yani majesteleri, gerçekçi olmak zorundayız. Şu anda Wu Wei ve Shu arasında en güçlü olanı Wei. Wu da Shu da büyük güç kaybetti. Peki şuna nasıl cevap vereceksiniz? Güçsüzken güçlüye karşı nasıl savaşabiliriz? Yoksa Liu Bei ile ittifaka girmeyi mi düşünüyorsunuz? Jugejin, hemen Baidi şehrine gitmenizi istiyorum. Esir aldığımız Shu askerleriyle birlikte atlarını ve arabalarını da Liu Bei'ye geri vereceksiniz. Çok iyi düşünmüşsünüz. En kısa zamanda yola çıkarım. Efendim? Günlerdir bir şey yemediniz. Ne olur için şu çorbayı. İmparator Hazretleri, lütfen büyük amacınızı unutmayın. Onu gerçekleştirmek için güçlü olmanız gerek. Malian, önce Changtu'dan cepheye koştun. Cepheden de buraya geldin. Çok yorulmuş olmalısın. Hadi git de güzelce dinle. Ha? Peki efendim. İzninizle efendim. Cahoyun, itiraf etmem gerekirse, bu sefer yalnız bedenen değil, ruhen de çöktüm. Galiba artık sonum yaklaştı. Efendim, yalvarırım böyle şeyler söylemeyin. Bir daha sakın böyle şeyler söylemeyin. Jugeliang'la diğerleri neden gelmedi? Sözlü emrinizi
hemen iletmelerini söyledim. En fazla 2 gün içinde burada olurlar. Siz hiç merak etmeyin. Cao'yu hemen hızlı bir ata atla. Onları sen buraya getir. Kaybedecek zaman yok. Emredersiniz efendim. Hemen yola çıkarım. Lütfen siz de bir şeyler yiyin. Tamam, yerim. Sen acele et. Prensim, Sayın Başnazır Bay Liyang geldi. Prensim, Başnazır, saygılarımı sunarım. Bay Liyang, Changdu'da kaç askerimiz var? 15.000 imparatorluk muhafızının dışında şehri koruyan askerler var. Diğerleri ordunun eksiklerini tamamlayacak. Bütün askerlerin komutasını bir süre Wei Yan'a bırakacaksınız. Ama neden efendim? Ordunun eksikleri sonra da tamamlanır. Şu anda hep birlikte Bay Di'ye gitmemiz gerekiyor. Bir sorun mu var yoksa? Babam Yuling savaşını kaybetmiş. Şu anda da Bay Di ağır hasta. Bizi görmek istiyormuş. Bu başkomutanlık sembolünü size veriyorum General Wei Yan. General Wei Yan, Changdu'nun savunmasını size bırakıyorum. Kesinlikle hata istemiyorum. Eğer bir sorun olursa hemen bana haber göndereceksiniz. Emredersiniz. Gidebilirsiniz. Bay Liyang, siz de evinize gidip hazırlanın. Güneş doğarken yola çıkacağız. Emredersiniz. Lütfen siz de iyice dinlenin efendim. Bay Di şehrine kadar en az 3 günlük yolumuz var. Ne olur söyleyin bana. Babam ölecek mi? Rica ederim, bunu düşünmeyin efendim. Lütfen dinlenin biraz. Peki. Bir şey soracağım. Özel eşyalarımı da getirebilir miyim? Gerekli özel eşyalarınızı hizmetkarlar toplar. Siz hiç merak etmeyin efendim. Peki ya cırcır böceklerim? Anlayamadım. Benim 2 kavanoz cırcır böceğim var. Onlarsız bir yere gitmem ben. Bakın prensim. İmparator Hazretleri ağır hasta. Onu ziyarete giderken böyle şeyler taşıdığınızı görürse size kızmaz mı dersiniz? Evet, galiba doğru söylüyorsunuz. Götürmeyeyim öyleyse. Efendimiz, ben gerçekten çok üzgünüm. Baba. Zhuge Liang, yaklaşın lütfen. Nasılsınız efendim? Son günlerde hep geçmişimi hatırlıyorum. Bu da bana ne kadar acı veriyor bilemezsiniz. Lütfen kendinizi üzmeyin efendim. Sadece bir an evvel iyileşin. Uzun yıllar boyunca ne zaman sizin tavsiyelerinize uyduysam başarılı oldum. Her seferinde zaferle geri döndüm. Ama bu sefer inadıma yenildim. Wu'ya saldırmak konusunda da sonrasında da sizi dinlemedim. Bu yüzden de hayatımın en büyük hezimetine uğradım. Ne kadar pişmanım
tahmin edemezsiniz. Efendim, bu durumun sorumlusu benim. Sizi daha önce uyarmam gerekirdi. Bunu yapmış olsaydım bugün Lushun'u yenmiş zaferle geri dönmüş olurdunuz. Jugeliang, lütfen kendinizi suçlamayın. Her şey benim yüzümden oldu. Çünkü imparator olduğum günden beri karşı fikirlere kulaklarımı tamamen tıkadım. Size çok büyük haksızlık ettim. Efendim. İmparator Hazretleri. Efendimiz. Ne oldu Maliyeng? Dongwu'ya ait savaş gemileri Bai Di yakınındalar efendim. Kaç asker taşıyorlar? Gözcülerimizin tahminine göre gemilerde en az 20.000 asker ve bir o kadar da at varmış. Jugeliang! Sakin ol. Emrimdir, savaşa hazırlanın. Efendimiz, lütfen yatın. Kendinizi yormamalısınız. Siz hiç merak etmeyin. Ben savaş hazırlıklarıyla bizzat ilgilenirim. Cayun, bütün kapıları kapatın. Bütün askerler savaş konumunu alsın. Benim emrim olmadan kimse şehirden ayrılmayacak. Emredersiniz. Efendim. Saygılarımı sunarım efendim. Masu, bir şey mi oldu? Güney kapısından acil bir haber geldi efendim. Sun Quan'in gönderdiği Wu elçisi Zhuge Jin şehre girmek istiyormuş. Bence gelip sizi görmesine izin vermenizde yarar var efendim. Jugeliang, benim adıma onunla siz görüşün. Sorun bakalım bizden ne istiyorlarmış. Biliyorsunuz ki Zhuge Jin benim abim. Bu yüzden de benim onunla yalnız görüşmem doğru olmaz. Her ne söylemek için geldiyse doğrudan size söylemesinde yarar var. İmparator Hazretleri Wu elçisi Zhuge Jin'i kabul edecek. Teşekkür ederim. Dongwu elçisi Zhuge Jin, Shu İmparatoru'nu selamlar. Ah, çok teşekkür ederim. Efendim, majestelerinin emriyle savaşta esir aldığımız 20.000 askerinizi, atlarını, silahlarını ve savaş arabalarınızı iade etmek için geldim. Ayrıca size bir mesaj da getirdim. Yearling Savaşı'nı Dongwu'nun kazanması şans eseridir. Bu yüzden de sizden çok özür diliyoruz. Efendim, majesteler size eski kırgınlıkları bir yana bırakmayı ve V'ye karşı savaşmak için güçlü bir ittifak kurmayı teklif ediyor. Efendim? Baba. Siz beni aşağılamaya mı geldiniz? Baba, efendim. Efendim, iyi misiniz? Zhugeciğim, hemen dışarı çıkın. Bu konuyu daha sonra konuşuruz. Peki.
Böyle ağır bir yenilgiden sonra barış önermeye gelme nezaketi gösterdiğiniz için abi size minnettarım. Sözünü etmeye bile değmez. İmparator nasıl, iyi mi? Onunla alay ettiğinizi düşünüp öfkelendi. Şimdi de uyuyor. Kötü bir şey olmasın da. Ne dersin kardeşim? Acaba şu imparatoru bizimle B'ye karşı güç birliği yapmak isteyecek mi? Şu anda isteyeceğini sanmam. Ama mutlaka kabul edecek. Nasıl olacak bu? Başka seçeneğimiz olmadığı için mecbur. Anladım. Baba, sonunda uyandınız mı? Ne zamandır uyuyorum ben? Tam bir gün. Aralıksız uyudunuz baba. Bir gün boyunca mı? Peki sen hep burada mıydın? Ben uyurken başımda mı bekledin? Evet. Hadi kalk ayağa. Dizlerin uyuşmuştur. Yerde çok soğuk olmalı. Şu gecin nerede? Başnazır onu konuk evine yerleştirdi baba. Jugeliang, onun yaptığı teklifi kabul ettim. Teklif mi? Ne teklifi? V'ye karşı birlikte savaşmak için tekrar ittifak yapma teklifini. Tamam, şimdi hatırladım. Başnazır bu konuyu siz uyandığınızda konuşacağınızı söyledi. Li Chan, sen ne düşünüyorsun? Sizin kararınızı destekleyeceğim baba. Ben senin ne düşündüğünü soruyorum. Unutma, sen bir prenssin. Her konuda kendine ait bir fikrin olmalı. Ben karar vermeye cesaret edemiyorum. Sana bir şey soracağım. Ben öldükten sonra büyük amacımı devralıp Han Hanedanını yeniden canlandırabilecek misin? Hayır baba. Lütfen böyle konuşmayın. Siz ölmeyeceksiniz. Soruma cevap ver. Büyük amacımı devralmaya cesaretin var mı diye sordum. Ben böyle şeyleri hiç düşünmedim ki baba. Benim tek isteğim... Tek isteğin ne? Ölene kadar sizin oğlunuz olmak. Baba, şuradaki mum söndü. Madem mumlardan biri söndü, ne yapman gerekiyor oğlum? Siz ne emrederseniz onu baba. Ah oğlum. Keşke bu dünyaya sıradan bir ailenin oğlu olarak gelseydin. Büyük ihtimalle o zaman çok daha mutlu olurdu. Hayır baba. Ben sıradan bir ailede doğmak istemezdim. Sizin oğlunuz olmaktan memnunum ve hep öyle kalmak istiyorum. Git başnazırı bul. Ona Sun Quan'in V'ye karşı birleşme teklifini kabul ettiğimi söyle. Kılıcınızı alabilir miyim? İmparator Hazretlerine saygılarımı sunarım.
ayağa kalkabilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Sizin de gördüğünüz gibi artık fazla vaktim kalmadı. Çok yakında ben de atalarımın yanına gideceğim. Ne olur böyle şeyler söylemeyin efendim. Bir savaşçı 50 yaşını geçtiyse şanslıdır derler. Ben 60 yaşımı bile geçtim. Ölmekten korkmuyorum. Tek üzüntüm hedefime ulaşamamış olmak. Siz tanrıların isteğiyle imparator oldunuz. Eminim bu günleri de atlatacaksınız efendim. Bay Lian. Buyurun efendim. Size söylemek istediğim bazı şeyler var. Sizi dinliyorum efendim. Ben ömrümün neredeyse 40 yılını savaşarak geçirdim. Pek çok insanla karşılaştım. Bu insanlardan bazıları bana yürüdüğüm yolda yol arkadaşlığı etti. Siz de onlardan birisiniz. Shi Chuan'a geldiğimden beri bana büyük destek oldunuz, çok yardım ettiniz. Hem aklınızla hem bileğinizin gücüyle yanımda oldunuz. Bana hep sadakatle hizmet ettiniz. İleri görüşlülüğünüzle ufkumu genişlettiniz. Diğer nazırlarımın da saygısını kazandınız. Ama bir tek baş nazırımla anlaşamadınız. Bunun sebebi nedir? Beni affedin efendim. Bay Lian. Baş nazır benden 10 kat daha değerli biridir. Siz de onun rakibi değilsiniz. Ben öldüğüm zaman Shi Chuan'lı bütün nazırlarla birlikte bu zor günleri atlatabilmek için ona yardımcı olmalısınız. İşte o zaman hem Shi Chuan kalkınıp güçlenir, hem de siz ülkemiz tarihinde size yakışan bir yer almayı başarabilirsiniz. Ben bu sözlerinizi unutmayacağım. Sizden bir ricam daha var. Emredin efendim. Sizi saray öğretmeni tayin ediyor ve dük unvanı veriyorum. Oğlum Liu Chan'ın eğitimini size bırakıyorum. Ona doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü siz öğreteceksiniz. Size güveniyorum. Dürüst ve adil biri olmayı öğretin ona. Büyük amacımı da size emanet ediyor ve inanıyorum ki Shi Chuan'daki herkesi birleştirmeyi başarıp Zhuge Liang'a yardımcı olacaksınız. Efendimiz, size çok büyük bir minnet borcum var. Bunu aklıma bile getirmek istemiyorum ama eğer bizleri terk edip gidecek olursanız baş nazıra bir baba gibi yardımcı olacağıma söz veriyorum.
ona büyük amacınızı gerçekleştirebilmesi için destek olacağıma söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. İçimi rahatlattınız. Artık gözüm arkada kalmayacak. Yalvarırım, bizi bırakmayın. You.